Değerli dostlar, Agrotora Spor Salonu'ndaki İzmir Tarım Fuarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Doğanlar firmasının standındayız. Yanımızda Sayın Cihan Doğan Bey var. Biliyorsunuz gerçekten sektörde özellikle toprak işleme grubuna farklı bir açı getiren, ben çünkü ilk çıktıkları Ankara Fuarı'nı çeken birisi olarak söylüyorum. Geldiği nokta gerçekten sevindirici bir Türk firmasının. Tabii Cihan Bey'den dinleyeceğiz. Yenilikleri var mı, neler? Sizler için buradan aktarmaya çalışacağız. Yayına hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı fuarlar. Merhabalar Cemil Bey, hoş bulduk. Tabii ben anonsa da söyledim. İlk sizin çıktığınız fuar Ankara Fuarı'ydı yıllar önce. Evet. Tabii yılını hatırlamıyorum. Altın Park'ta. Evet. Ama geldiğiniz noktayı gördüğümüz zaman, gördüm, fabrikayı biliyorum. Gerçekten bir Türk firmasının geldiği bu nokta bizi mutlu ediyor. Bir mevcut Doğanları bir izleyicilerimize aktaralım. Onun haricinde gelecekle ilgili de konuşacağız. Önce bir mevcut şu anda Doğanlar olarak sektörün hangi noktaya geldik? Evet, kısaca firmamızdan bahsedeyim. Aslında firmamız Doğanlar Çelik Dövme firmasıyla tanınıyordu. 1986 yılından beri sektörde hem otomotiv sanayine hem de savunma sanayine yön veren bir firmaydı. Çelik dövme işiyle bugüne kadar gelmiş bir firma. Aslında yarım asırlık bir tecrübesi var. Bu yarım asırlık tecrübeyi kendi ürünüyle Türk çiftçisine kazandırmayı hedef aldı. 2015 yılında ARGE çalışmalarını başlattığımız Doğanlar Tarım'da hızlı bir ARGE sürecine girdik ve ürün gamımızı belirledik. 2017'de resmi olarak firmamız kuruldu. Ondan sonra sektöre hızlı bir giriş yaptık. İşte sizin de dediğiniz gibi ilk Ankara'daki fuarımızla başladık. Çok yoğun bir ilgi vardı. Bizim çok hoşumuza gitti o zaman. İnsanlar yeni bir firma çıkmış. Evet. Özellikle o pulluğunuz vardı. Ona ilgi çok. Evet. Şeydi. Ben orada da biz de şahit olmuştuk. Evet. Olarak. Çok yoğun bir ilgi vardı. Bizim de çok hoşumuza gitti. Ondan sonra şu an geldiğimiz aşamada makine çeşitliliğimizi artırdık. Tasarımlarımızı her geçen gün yenilikler katarak çiftçimizin istediği yönde geliştirerek bugünlere geldik. Kimi çiftçimiz büyük çiftçilerle çalışıyoruz. Binlerce dönüm yer süren çiftçilerimiz var. Tabii ki onlara uygun malzemeleri de yaptık. Küçük çiftçilerimiz için de bahçe tipi ürünlerimizi yaptık. Sürekli ürün gamımızı genişleterek geldik. Şu anda ana gamımızda ne var ürün gamlarında ana olarak? Bizim Doğanlar Tarım olarak bugün bir arama motoruna yazdığınız zaman Doğanlar diye ilk olarak pulluk gelir. Bizim ana ürünümüz pulluk aslında. Biz bununla başladık. Ondan sonra işte ikincil toprak işleme olarak da geçen ürünlerimiz var. İşte kaz ayağımız var, çizelimiz var, diskli tırmığımız var. Bunun yanında da, bunların yanına da sektörde şunu hedefledik Cemil Bey. Toprak işlemeyle ilgili hangi ürün varsa biz o üründe olacağız dedik. Ondan sonra şanzımanlı gruplara girdik. İlk başta yatay rotavatörümüz, sonra dik frezemizle bu ürünlerimizi de tamamladık. Ondan sonra bunların tabii İzmir'deyiz. Bahçecilik burada çok önemli. Onlara uygun bahçe tipi ürünlerimizi yaptık. Tabii bu anlamda uluslararası bir fuarda olduğumuz için şu anda da belki siz de dikkat etmişsinizdir. Rusya'dan katılımcılar da yoğunlukta. Yabancılar var ve özellikle Rusya'da dikkatimizi çekiyor. Onlar da çok geniş arazileri olduğu için bu geniş arazilere devasa traktörlere büyük ekipmanlar gerekiyor. Bizim yeni kattığımız ürünlerden bir tanesi de daha büyük çiftçilere, işte Türkiye'de baktığımız zaman Urfa Ceylanpınar'da TİGEM'in kullanacağı ürünler 300 beygir, 350 beygirlik ürünlere hitap eden ürünlerimiz oldu. Bunları çiftçilerle buluşturduk. Bunların biraz daha tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Artık Doğanlar Tarım, evet, ortalama Türkiye şartlarındaki beygir aralığını düşünürsek 75-80 beygirse, şu anda 250 beygirin üstünde de ürünlerimiz var. Biz size bütün ürünlerde, bütün şartlarda çözüm ortağı oluyoruz demeye geldik yani bu fuarda. Yani her üreticiye göre, her gruba göre ürünlerimiz var. Evet, 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 kesinlikle. Peki bir de şunu sorayım. Tabii özellikle sektörde birçok paydaşımız var. Birçok üretici firmamız var.
Ben çiftçi olarak niye doğanları tercih edeceğim? Ya bana öyle bir şey söylemeniz lazım ki ya Cemil Bey, tamam atıyorum pulluk üreten birbirinden kıymetli dostlarımız evet. var. Ya beni şundan dolayı tercih etmen gerekiyor dediğiniz zaman beni ikna edecek cümleniz ne? Evet, bu güzel bir soru. Bunu ben de şahsım olarak ben de kullanıyorum çok defa bir ürün alacağım zaman. Yani burada doğanlar tarımı tabii ki tercih etmeniz için birçok neden var. Onları sayabilirim. Ama burada bizim Türkiye'de üretim yapan, sektöründe çok kıymetli, çok değerli firmalarımız var. Hepsinin kendinin ayrı ayrı özel yerleri var. Bence sizin ne ihtiyacınız olduğuyla alakalı bir kısım. İşte araba almak istediğiniz zaman da işte konfor mu istiyorsunuz? Aklımıza gelen marka. Hız mı istiyorsunuz? Diğer aklımıza gelen marka. Sağlamlık mı istiyorsunuz? Uzun ömürlü olsun. O uzak doğuda aklımıza gelen marka. Siz ne istiyorsunuz? Biz burada sektörde kendimize bir yer konumladık. Ar-Ge çalışmalarımızda hep öyle yaptık. İşte bir dünyada en çok satılan Corolla mı olacağız? Yıllarca kullanıyorsunuz, arıza çıkarmıyor, sanayi yüzü görmüyorsunuz. Sadece bakımdan bakıma gidiyorsunuz. Böyle bir marka mı olacağız? Yoksa evet biz hız istiyoruz. Evet biraz arızalansa da sıkıntı yok ama hızlı ya bizim ürünümüz. Gençlere hitap edeceğiz mi diyeceksiniz. Biz burada sağlamlık ve uzun ömürlülüğü hep ön plana çıkardık. Burada da biraz daha teknik detaylar. Onlar da sizi boğmak istemiyorum o teknik detaylarda. Hep ön plana çıktığımız şey bu. Dedik ki siz bizden bir diskli tırmık aldığınız zaman 20 yıl kullanın bunu. İçinde küçük bir değişmesi gereken yedek parçaları değiştirin. Bir 20 yıl daha kullanın. Bizim amacımız çiftçimize tekrar tekrar ürün satmak değil, çiftçimize sattığımız ürünü yıllar boyu sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak. Bunun için de hatta hazır bunu söylemişken ikna edecek en güzel cümleyi söyleyeyim. Çiftçilerimize de her zaman söylüyorum. Diyorum ki artık makineler belli bir aşamaya geldi, belli bir fiyata geldi. Eskiden işte 10.000 TL'leri konuşurken şimdi 100.000 TL'leri konuşuyoruz. Çok ciddi rakamlar. Ya önceden bir kere de alabilirim diyordun ama şimdi yok evet. maliyetler. Taksit yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. İşte Ziraat Bankası'nın kredileri, devletimiz de sağ olsun bu imkanları tanıyor. Ama burada diyorum ki arkadaşlar gelin bu makinaları ortak alalım diyorum. Ortak makine kullanımıyla bunu Avrupa'da da en son tarmak bir gezimizle de Avrupa'da bunun birebir uygulanmış halini de gördük. Tabii yani bunların çeşitli yöntemleri var işte insanlar 4 kişi bir makineyi ortak olarak kullanabiliyorlar. Burada şu söyleniyor, deniyor ki işte bu makineyi kullanacağım tamam ama kırıldığı zaman ne olacak? Kim bakacak buna? 4 kişi siz bu makineyi alın, kırıldığı zaman 5. ortağınız benim diyorum. Evet. Yani bundan daha iddialı ne söyleyebilirim? Sorunun cevabını aldım. Evet. Bununla ikna edebilirim diye düşünüyorum. Onun için bizim hedefimiz hep uzun ömürlü, dayanıklı ve sağlam makineler üretmek. Burada da bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Deneyen birisi eğer çıkarsa ki o da biraz zor oluyor. Neden işte? Yağmur yağdı ben kullanacağım, işte sen kullanacaksın. Onların ayarlanması da zor ama hepsi, inanın bunu problemlerin hepsinin bir çözümü var. Bu çözümler konuşularak halledilebilecek şeyler. Tek problem makinayla ilgili böyle bir sıkıntı. Bunu da ben buradan garantisini veriyorum. Beşinci ortak olarak evet, ben varım diyorsunuz. Ben varım diyorum. Evet. Peki bir de şey söyleyeyim, tabii bizim birçok firmamız hedeflerinden bir tanesi de yurt dışı pazarı. Evet. Doğanların şu andaki pozisyonu nedir? Yurt dışı pazarıyla ilgili, ihracatla ilgili hedeflerimiz neler? Bunu da bitirelim. Cemil Bey aslında çok büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Ama ben şuna inanıyorum. Kurduğumuz hayallerin, kurduğumuz hedeflerin ulaşılabilir olmasına inanıyorum. İşte babamla da konuştuğum zaman senin bundan 30 yıl önceki hayalin neydi? Şunu söyledi. 30 kişilik bir iş yerim ve de çağla yeşili Doğan Eselix'im olsun hayalini kuruyordum dedi. Çok güzel bir hayalmiş ama. Çok güzel bir hayal. Ama işte ben dünyanın en iyisi olacağım, en müthişi olacağım deyip ulaşılamaz hedeflerle kendimizi demoralize etmek değil, ulaşılabilir hedefler koyarak sonraki hedefe bakabilmek buradaki amacımız. Asıl ben
ulaşılabilir ve sürdürülebilir olanın bu olduğunu düşünüyorum. Burada da biz Doğanlar Tarım olarak yurt dışındaki çok ciddi hedeflerimiz var. Fakat şu anda siz de biliyorsunuz, bir seçim ekonomisindeyiz. Evet. İşler çok hızlı. Üretim kapasitelerimiz %110'larda, %120'lerde çalıştığımız halde çiftçilerimize cevap vermekte zorlanıyoruz. Bu süreçte tabii ki ilk hedefimiz yurt dışında Balkanlar, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri olarak pazar payımızı gitgide genişletmek. İnşallah. Biz de başarılar diliyoruz. Kolaylıkla diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli dostlar, tabii dediğim gibi ya gerçekten benim için de çok güzel bir bu yayın anı oldu. İlk Altın Park'taki fuarda doğanları tanımıştık. İlk pullukları gelmişti. Orada hatta hangi arkadaştı bilmiyorum, söyleşi yapmıştık. Yıllar oldu. Orada da konuşmuştuk. Biz farklı pulluk yapacağız demişti. Böyle bir muhabbet olmuştu. O geldiğimiz noktadan, şimdi buraya geldiğimiz zaman doğanlar şu anda sektörün iddialı, önde gelen firmalardan birisi oldu. Bir Türk firmasının geldiği noktayı görmek bizi de mutlu ediyor. İşinizi düzgün yaparsanız mutlaka eninde sonunda karşılığını görürsünüz. Teşekkür ediyoruz Cihan Bey'e. Cihan Bey'le de ilk söyleşimiz oldu. Daha önce birçok dostla söyleşi yapmıştık doğanlarda. Başarılar diliyoruz. Yine Köy TV kanallarında tanıtımlara dönmeye devam ediyor. Yeni hayallerinde, yeni hedeflerinde başarılar diliyoruz. İzmir Fuarı'ndaki yayınlarımıza Agrotörü Gübre sponsorluğunda devam edeceğiz.